Kaliteli damızlığın adresi Ede Hayvancılık Damızlık Merinos İşletmesi Küçükbaş Saati'ni sunar. Küçükbaş Saati programı tekrar sizlerle beraberiz. Bugün neredeyiz? Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeyiz. Bugün programımızda kangal koyunu çekeceğiz arkadaşlar. Artık literatürde öyle bir noktaya geldi ki Akkaraman koyunuyla kangal koyununu artık birbirinden ayırıp farklı ırkmış noktalarına geldiler. Biz de bu modaya uyduk, sosyal medya modasına. Akkaraman'la kangalı birbirinden ayırdık. Ve bugün gerçekten Türkiye'de benim sosyal medyada da takip ettiğim koyunlarını çok beğendim. Zaten benim bu koyuna ayrı bir aşinalığım var Akkaraman'la kangala. Çıktık Bursalardan ta Kayserilere kadar geldik. Bugün kangal koyun çekeceğiz. Bu haftaki konumuz aslında hem 2-3 nesildir kangal koyunuyla uğraşan bir aile ve gerçekten layıkıyla yapan bir aile. Biliyorsunuz ben programlarımda biraz bu konuyla ilgili hassasiyet gösteriyorum. Bu ırkların, özellikle yerli ırkların birbirinden ayrıştığını kabul ediyorsak da bunun iyi örnekleri gösterilmeli diye düşünüyorum. Ve o yüzden bu hafta Bilal amcam ve oğlu Durmuş Ali kardeşime konuğuz. Bilal amcamı tanıyacağız. Durmuş Ali iyi kötü sosyal medyadan bu koyun ırkına vakıf olan insanlar çok yakından tanıyor. Bilal amcamı da bizim yaşımız değil, daha bizden bir önceki jenerasyon çok iyi tanıyor. Ama gene de bizim programın formatı gereği tanışmakta fayda var diye söylüyorum. Bilal amca önce seni bir izleyicilerimiz tanısın. Öncelikle Kıyı TV olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Ben Kayseri Yahyalı'dan Bilal Güzeloğlu. Kangal koyun ve kangal koçu üreticiliği yapıyoruz. Aile işletmesi olarak. Oğlanı da tanıyalım seni. Torun da zaten senin adını koymuşlar. Çok abi tekrar hepiniz hoş geldiniz. Eyvallah Durmuş'um. Ben Kayseri Yahyalı'dan Durmuş Ali Güzeloğlu. Kangal koyun koç yetiştiricisiyim. Aynı zamanda da bizimki bir küçük baş olarak aile işletmesi. Evet. Ya bütün camia aslında bu koyun ırkına vakıf olan ya da takip eden ya da yetiştiren camia seni sosyal medyadan çok çok iyi tanıyorlar. Yani seninle tanışma faslını kısa tutabiliriz Durmuş'um. Ben Bilal amcama mikrofonu şimdi amca geldik. Aslında zurnanın zırt dediği nokta derler ya. Şimdi Akkaraman'la kangal koyunu birbirinden ayırıyorlar. Sen çok. Şimdi biz bunların modern olmuş halini görüyoruz aslında biz burada. Yani senin 30 yıllık emeğini biz geliyoruz burada 45 dakikada. Senin 30 yılını biz 45 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında bunun en başından başlamak istiyorum ben. Yani bu koyun ırkını Bilal amca nasıl bu noktalara getirdi? Ya da bunu şöyle söyleyeyim. Neden Akkaraman'da biz yürümedik de neden kangal koyunuyla yürüdük? Şimdi bizim babadan gelme meslek. Evet. Eski koyunlarımız biraz ufaktı Akkaraman. Evet. 250 filan koyun olunca dedim benim koyunum kangal olsun. İyisi olsun. İyisi olsun. Ben bu 250 koyunu sattım. 170 koyun aldım. Onun da 70'i kuzu. Hı. O paraya. Ona da gittim en kaliteli koçları alaraktan 30 yıldır buna emek verdik. Seçe 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 bu kangal koyunu meydana getirdik. O zaman bizim koyunlar 25-30 kilo verirdi. En iyi koyun. Şimdi kangal koyun 55 kiloya kadar benim darttığım koyun oldu. Kuzu.
Koyun, koyun. Et olarak. Anladım. 110 tamam. kilo gelen baş koyun, tamam, canlı. Tamam. Ortalama 40-45 kilo. Anladım. İyi kangal koyun. Amca şunu da sorabilir miyim? Aslında bu konuyla ilgili merakım çok. Hazır senin gibi de böyle eskiye yönelik bir yetiştirici bulmuşken aslında kafamda bir sürü soru işareti var. Şimdi amca 30 yıldır bu işi yapıyoruz biz. Demek ki o zaman da aslında daha önceden gelen bir Akkaramanlı kangal sürüler haline farklı mıydı? Amca yoksa bu sonradan sonraya sizin eşleştirmelerinizden dolayı mı bu hale aldı? Şimdi eşleştirmeyle kolay yakalanmıyor bu ırk. Dedim ya ben bu koyunu Akkaramanı sattım. Gittim kangal koyun aldım. Ona da en iyi koçları alarak devamlı kendim yaptım. İyi kuzularını seçerek koyarak bu ırkı hele son 20 yılda anca yakalayabildim. Anca? Evet. Kaç koyunumuz var amca? 470 filan şu anda. Biraz küçülttük sürüyü. 500'ün üstündeydi. Hı. Şu anda 470 koyun var. Gençleştirdik yani. Gençleştirdik. Peki amca şunu sorayım. Hatta senle bu programı çekmeye başlamadan evvel de daha önce dışarıda da gerçi YouTube kanalıma da attım ben onu da. Ya bu asıl bunu hani şimdi yeni nesil malını satabilmek için bu batırma kısmı var ya amca. Evet. Bir de kimisinin gözleri siyah, kimisi olacak diyor, kimisi olmayacak diyor, kimisi batırma şuraya gelecek diyor, kimisi aşağıda duracak diyor. Ya bir sürü kaos var amca. Evet. Ben sana açık açık diyeyim yani. Kimse de yoğurdum ekşi demiyor yalnız bu konuyla evet. alakalı. Kime nereye gittiysen onunki orijinal. Ahmet'inki Mehmet'inki bilmem ne. Bendeki iyi. Şimdi bu sefer öbür adama gidiyorsun başka bir şey çıkıyor karşına. Düz beyazı çıkıyor. Daldırması yukarıda çıkıyor aşağıda çıkıyor. Ya amca şunun orijinalini. Bir söyle insanlara. Orijinali normal ağzı kara. Batırması da aynı. İkisi de aynı ırk. Değişen hiçbir şey yok. Sadece şimdiki gençlik biraz batırmaya heves etti. O. Burnunun böyle kokoz gibi olması falan. Burnunu ister istemez o kangalda burnunun kavisli olması yok, gerekiyor. Özellikle. Bir tatlı bir kavisi var onun. Da. Hani şimdi şey paylaşıyorlar böyle Şamil keçisi gibi. Onlar nasıl? Öyle bir şey yok herhalde. Öyle bir şey yok. Batırmaymış, ağzı karaymış o hiç fark etmez. Irk önemli. Değil mi? Özelliği önemli. Aynen öyle ama dedim ya şimdi bir batırma deniyor. Batırmayla benim yanımda ötekinin hiç farkı yok. Çünkü aynı ırk. Evet. Birinin siyah yukarıda, birinin siyah aşağıda. Aynen öyle. Şimdi şurada batırma olsun, ötekinden ufak da olsa onu tercih ediyorlar. Evet. Ama fark eden bir şey yok bence. Anladım. Peki amca bunları Akkaraman kangallardan ayıran en büyük özelliklerinden biri de az önce dedin et kısmı. Evet. Yani kilo ve büyük evet. daha iri olma, evet. daha böyle kemikli, güçlü, kuvvetli olması. Peki amca bunların mesela ikizliği Akkaraman kangallardan farklı mı? Farklı. Daha mı yüksek, farklı. Daha mı aşağıda? Şimdi bizim eskiden ikiz çok nadir olurdu. Şimdi bizim ikizliğimiz %45'e kadar çıktıydı. Şimdi sürü genç elince biraz düştü. Ya o normal. O çoğu ırklarda var o. Yani ilk kuzuların hepsini ikiz yapacak diye bir kavram yok da. Yok kangal da farklı hocam. Evet. Yayla mı, güdü mü, evde bakımı çok fark ediyor yalnız. Evet. Bir de damızlık korkan ikizlerden damızlık komak çok fark ediyor. Evet. Dişileri özellikle değil dişileri, mi? Dişileri tabi. Peki amca bu mesela şimdi biz yaylanının 1300 rakımında böyle hani dağ gibi bir yerdeyiz aslında arkadaşlar. Siz çok bizi hani görmüyorsunuz. Belki detaylarda denk gelir ama yani şu anda rüzgar gürüyle burun burunayım ben yani. O kadar yüksek bir yerdeyiz biz. Peki amca bunun yani şimdi bunu az rakımda bakan da var. Çok rakımda veya daha yüksek rakımda da var. Peki amca bunu örnek veriyorum. Bunu adam Kayseri'den aldı Yahyalı'dan. Bunu götürdü. İşte Maraş olabilir, Diyarbakır olabilir, Urfa olabilir vesaire olabilir. Bu koyunun adaptasyonunda problem var mı amca? Bizim bu koyunun adaptasyonunda problem olmuyor. Zaten yayla koyunu. Evet. Böyle pancarmış neymiş görmez. Yazın Temmuz ayında karın olduğu yerlerde yayılır. Hı. 8. aydan sonra buraya gelir. Burası ikinci bölgemiz. Burası son bölgemiz. Son. Bahara kadar buradayız. Mayıs'ın birine kadar. Mayıs'ın birinde bir yaylamız var üst kademe oraya çıkarık. Oradan geriye Haziran'ın 25'inde o dediğim en yüksek toroslara çıkarık. Orası şöyle diyeyim demir kazığa yakın. Niğde ile sınır orada. Sınır. Peki amca şimdi sen şeye gidiyoruz. Yaylacılıktan bahsettik. Yani çünkü Akkaraman Kangal Bakanların %100'üne yakın hatta %99.9'u bunu mera ve yaylacılığa bağlı sistemde bu hayvancılığa evet. bakıyorlar.
Peki amca, siz böyle yayladan yaylaya, yayladan yaylaya, birinci konak, ikinci konak gezerken bu aradaki süreçte geçmişten günümüze kadar yaşanmış, hani yaylacılık sorunu var derler ya mesela. Evet. Ya 30 yıl boyunca bilgi birikiminle şu sorunum var ama bunu böyle çözebilirsin dediğin bir nokta var mı amca? Bizim yaylacılık sorunumuzda eskiden oba olurdu. Şimdi o sağmışı bitti, hep kuzu arkasında yaylıyor. Ama bizim sorunumuz şu, yaylacılık sorununda koruma bakıyor. İşte dışarıdan gelenler bizi çok rahatsız ediyor. Onlar da bela getiriyor. İster istemez kavga çok oluyor. Evet. Yerimiz yeterli kalmıyor. Geriye onlar misal bu mevsim oldu mu iniyor kendi köylerinde yaylım bol. Bizi oraya indirtmiyorlar. Ha bu sefer sizi, onlar sizi oraya aldı. Evet. Kendi gelmelerine rağmen. Kendi gelmelerine rağmen. Onlar buraya nasıl gelebiliyorlar peki amca? Buna kim izin veriyor bu konuyla alakalı? Valla koruma verdi deniyor, belediye verdi deniyor, bir şeyler dönüyor. Ama aslında bir şey yok. Ya bu aslında çok büyük bir problem sevgili izleyiciler. Ben en son hiç unutmam, bir canlı yayındayım. Böyle canlı yayını işte insanlardan soru gelirken sırf bu mera ve yaylacılık konusunda cinayetler işlenmiş olduğu dönem vardı. Yani bu çok aslında hassas bir çizgi. Buradan mesela yetkililere de ben seslenmek istiyorum. Gerçi yetiştiricilere, çiftçi malları koruma olabilir, ilçe tarım olabilir, kaymakamlık, belediye vesaire kimse. Buna yetiştiriciler de dahil. Bu konuyla alakalı biraz hassas davranmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yetiştiriciler de, sizin de malınız var. Bu yetiştirici abilerin de malı var. Sen buraya gelebiliyorsan o da sana gelebilmeli. Ha böyle ketum, keskin gelmemeli, gitmemeli diyorsan da o zaman sen de gelmeyeceksin. Hani devlet bu gibi konularda daha kanuni olarak, belki daha yasal bir süreçte bu arazi, artık mera diye vasıflandırdığımız ya da yaylacılık diye vasıflandırdığımız arazileri daha net çizgilerle ayırırsa en azından yetiştiriciler de kendi aralarında, az önce Bilal amcamın da dediği gibi, hani kavga dövüş olmaz ya da daha ileri noktalarda cinayet olmaz diye düşünüyorum. Şimdi koruma 6 sürü mal getirdi bu sene. Bir şöyle gözden geçirdim. Bizim buranın yerlisinin bu geliş yurdu kalmadı. Belalar oldu. Cinayetler işleniyor. Şimdi inanın var ya, telin üstünde duruyor. Yaylacılığı bırakma noktasına geldik. Çocuklar evet, belaya yetecek diye. Sen diyorsun ki benim yaylam yerim. O da geliyor, dışarıdan gelenler de biraz torpilli oluyor. Anında silah çekiyor vesaire. Bir sürü sorunlar. Geçen yine yakın bölgemde bir tane tanıdık arkadaşım vuruldu. Evet. Bu sorunlar. Sırf bu sorunlar. Aynen. Ama bunu ilgililer görmezden geliyor. Geçen evet, ben dedim köylerden gelen bölgeden, ben dedim ki dişi kuzumu indireyim dedim misal. Yok, oraya indiremezsin. O bölgede bizim korumamız bakıyor. Böyle oldu abi. İndiremezsin. Ben indiremezsem onun malı da gelmezsin. Bizim yerimiz yeterli kalmadı. Bu sene aşağı yayla dedik. Orada kupkuru oldu. Orada benim yerli komşularım kaldı. Evet. Öteki dıştan gelenler diyor ki atıyorum şu çobanın şu yurdu var. Getiriyor oraya, katıyor, çekiliyor kenara. Bir daha kalanla siz doyurmaya çalışıyorsunuz. Biz de yani bela hazır. Çok rahatsızlık bu konudan bizlere bir yani. Evet, evet. Vallahi telin üstünde duruyor. Ya dediğim gibi yani buradan bizi iyi seyrediyorlarsa bu konuyla alakalı, hani ülke hayvancılığında sorunlar diye bahsettiğimizde ya da çoğu yetiştiricimize sorunumuz ne diye sorduğumuzda hemen yem, çoban vesaire vesaire bunlardan bahsedildi ama bu da bana göre İç Anadolu bölgesinde ya da yaylacılığın olduğu bölgelerde, meracılığın olduğu bölgelerde de bu gibi şeylerin çok büyük bir problem oldu. Aslında çoğu kaynaktan daha önemli. Çünkü neticede bu işlerin sonunda kavgalar, dövüşler, hatta insan canına kıymak, hayvan canına kıymak gibi neticelere varıyor. Bu da çok büyük problemler yaratıyor. Buna daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum kendi şahsım adına. Şimdi burada ilgili merciler, atıyorum siz malınızı getirmeyi istiyorsunuz. Diyorum ki arkadaşım Bilal. Bilal'ın üstüne koyunu gösteriyor. Ondan sonra geriye yenerken üstüne alıyor. Bu da sorun yaratıyor. Anladım. Ha, bu gibi şeyler oluyor yani. Bu şeyler dönüyor şimdi işte. Geçen bir cinayet oldu. Çok rahatsız olduk. Evet. Tanıdıklarımız. Bak ocak söndü. Adamın 600 koyunu satıldı. Yazık. Ya iki tane aile söndü gerçekten. Çok üzüldük yani. Çok günah. Ya biz de bugün onun başına, yarın da bizim için. İnşallah bunda ilgilenilir, yardımcı olurlar. Olur olur. Devletimiz bu konuyla alakalı. İşte burada şeye dönüyor amca sistem.
buradaki sorunu alıp aslında net bir şekilde bakanlığa iletebilen birimler. Koyun keçi birlikleri olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, ilçe tarımlar olabilir. Bunu yukarıya bildirirken daha net, daha reel bildirmeleri, sizi dinleyerek sizden aldığını oraya bildirmeleri. Ya polyanlacılık oynamanın bir anlamı yok. Yani biz iyi kötü çiftlikler ve çiftçiler geziyoruz. İşte yetiştirici abilerimiz, amcalarımızı, kardeşlerimizi geziyoruz. Bunların şikayetlerini de buradan dile getirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Amcam şunu da söyleyeyim. Şimdi biz mesela kuzumuzu daha ziyade nasıl değerlendiriyoruz amca? Hani bıçak çalışıyorduk, bıçak veriyorduk belki de. Bu mala talep var mı son dönemde? Var. Ya o kısımların büyük bir çoğunluğu gerçi Durmuş Eli'yle görüşeceğim. Onu daha sosyal medyaya katıp ama senden şunu kıyaslamanı istiyorum amca. Dünle bugünü. Dün şu sosyal medyada yokken burada misal böyle bir kangal koyunun olduğu tanınmıyordu. Evet. O zaman atıyorum Ahmet 100'e verdiyse sen de 110'a veriyordun. Ama şimdi kuzunun sırtında kaç kilo et var? En azından bıçağa gelince onu. Ama bizimki bıçağa kalmıyor. Eş dost, dışarıdan takip eden arkadaşlar damızlık alıyor. Damızlığa veriyor. Son belki bir işte gördüğünüz gibi 30-40 böyle emliklerden neden kalan oluyor erkekte. Evet. Zaten dişi kalmıyor. Evet. Erkekte onu bıçaklık yapıyorum. Damızlık vazı taşımayanlar bıçağı şöyle zorunda. İşte pöçüklüymüş. Hoşuma gitmeyenlere bıçağı veriyorum yani. Başkasına da vermiyorum da. Yok vermiyorum. Gösterdim ya içeride. Evet, onlar evet, bıçaklık var. Allah'a izin verirse. İnşallah. Ayırdım. O boşluklar da ayrı. Evet. Onlar bir kısmını şişeyken veriyor. Evet. Güzel. Yani damızlığa çalışıyor. Yani damızlık. Bizdeki damızlık şimdi. Bıçak işi yani, yok şükür. Koyunda. Hani bu koyunun kuzusu da detaylarda görüyorsunuz arkadaşlar. Biz burada konuşurken arkada koçlar, koyunlar vesaireler dönüyor. Gerçekten bu tarz bir koyunun bu koyuna yatırım yapacak ya da bu koyunun koçundan alıp ıslah edecek olan arkadaşların da tavsiye de ediyorum kendim şahsım adına. Çünkü yakında birebir de görüyorum. Bu koyunun kuzusunun da bıçağa gidip zayi olması aslında bir yerde bir nevi bir milli servet kaybı gibi. Çünkü ıslah edilebilecek bir sürü bıçağa gidiyor. Amcacığım, oğlana birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür buyurun. Ediyorum sana ben da. Ben de teşekkür ederim. Durmuşçum kardeşim, şimdi aslında seninle günümüzü konuşacağız. Yani amcamla şimdi biz geçmişi konuştuk. Buraya bağladık çoğu şeyle. Yaşanan sorunları konuştuk. Şimdi sen sosyal medyada biraz daha aktifsin. Evet abi. İyi noktadasın. Yani kaliteye önem veriyorsun veya kaliteyi bulmayı yetiştirmeye çalışıyorsun. Bu çok çok güzel bir şey. Şimdi kardeşim şunu söyleyeyim. Zaten bu koyun ırkını Türkiye'de atıyorum Kangal koyununun birinci sınıfını çok iyi seviyede yetiştiren siz benim gözümde. Yani ben bir takipçiyim. Ben biliyorsun Bursa bölgesindeyim. Evet. Hani bizim oralarda bu maldan yok. Hani numunelik yok. Gösterebileceğin sayıda biliyor. Sizin İç Anadolu bu bölgelerde var. Ama siz iyi yetiştirici Türkiye'de de toplasam şu bir elin beş parmağını geçmezsiniz. Şimdi sosyal medyada bakıyorum. Bazen sizin aranızda da o ona bir şeyler, bu buna bir şeyler. Ya herkesin elindeki iyi, arkadaki şey kötü vesaire vesaire. Bu konularda da senin sessizliğini koruduğunu görüyorum ben. Yani etle sütle çok karışmıyor. Burada ekran karşısında tamam. Sen Facebook'ta sessizliğini koruyorsun ama abi ne var aranızda ya da aralarında diye söylüyorum. Abi şimdi herkes benimki iyi diyor. Öncelik olarak. Evet. İşte atıyorum kimin kapısına varsan koçun değeri 10 lirayken 30 lira çekiyor adam. 40 lira çekiyor. Evet. 50 lira çekiyor yani ben bir koça. Ben fiyatları duydum. Şoktan şoka yürüdüm. Yani şimdi Durmuş Ali ile Bilal amcamla da biz şimdi bu programa başlamadan evvel arkadan sohbet muhabbet ettik arkadaşlar da. Bir koç fiyatları duydum. Aman Allah'ım yani biz hani bazen koçlar 10 lira, 20 lira, 15 bin lira, 25 bin lira gibi rakam istiyoruz. Bir sürü rakam. Ben burada çok ciddi rakamlar duydum. Yani hani burada konuşmak isterler mi istemezler mi bilmiyorum ama çok iyi rakamlar yani. Şu anda rakamlar çok yüksek abi. O yüzden ne yapıyorlar? Vardığın zaman adamın kapısına otomatikmen fiyat 5 liraysa 10 bin lira çekiyor evet. Sana. Çünkü çıktı, geldi, alacak evet. Mecbur gibisinden. Bu yüzden çok muzdaribik yani. Birbirimize destek olacağımıza şu anda köstek oluyoruz. Evet. Yani koç konusunda, koçluk konusunda gerçekten fiyatlar çok abartılı. Yani bizim mesleğimizde yaptığımız bu işte fatura yok, KDV yok, bir şey yok. Yani yetiştirdiğimiz hayvanın belli bir bedel olması daha iyi bence.
Ya sen şimdi öyle bir şey dedin ki yani bunu kimse, bakın arkadaşlar, yetiştiricilerden o kadar program çektim ben, kimsenin şu cümleyi kurduğunu duymadım. Yani kendisi de aslında burada, Bilal amca da, Durmuşeli kardeşim de burada damızlık yetiştiricisi. Onların da belki gönlünü ister ciddi paralar vermek, ciddi paraları satmak. Ama bir müddet sonra o paranın abartılı olduğunu, burada bu koyunu yetiştirip çoluğuna, bakın arkadaşlar dediğim gibi 1300 rakımdayız. Şurada arkada bir oda var, çimlik var burada, dam var. Bu insanlar hayatlarını burada itham etmeye çalışıyorlar, buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Yani Durmuş'un bu naifliği beni gerçekten çok böyle onuru oldum aslında. Çok da böyle gurur duydum. Yani bu cümleyi duymak, ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ben teşekkür ederim abi. Yani çünkü biz kimle konuştuysak, birse 3 olsun, 3'se 8 olsun, işte mal şöyle değerlensin, mal böyle değerlensin, parası yoksa almasın gibi cümleler kuruyoruz. Ama senin bu fiyatlarla alakalı biz Erzen için çok farklı yani. Şimdi abi tamam, değerinde satsın, değerinde isteyene ben de bir şey demiyorum. Yani evet, atadan öteden gelen bizim bildiğimiz bir koçluk fiyatı iki erkek kuzu parasıdır. Koçluk. Koçluk yani, evet, damızlık erkek. Hadi 3 kuzu parası olsun. Ama sen bir kuzuya 7 milyar, 5 milyar, 10 milyar fiyat çekenleri gördük abi biz. Kuzuya. Kuzuya yani 4 aylık, 5 aylık yavru kuzuya. Evet. Çok ciddi rakamlar bunlar. Şoklardayım şu anda yani ekran karşısında. Ki şu anda yani bizde... Şeyde kültürümüzlerinde isteniyor. Bak istenmiyor desem yalan söylerim. Yani bir siz çok kaliteli bir... Mesela şimdi Kangal biliyorsunuz abi. Akkaraman Kangal Türkiye koyun nüfusunun %45'i gibi. Yani büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Hatta 50'si gibi diyelim. Biz tam net olsun. Geri kalan %50'yi de diğer ırklar kendi aralarında bölüşüyor. Yani bu kadar bolluğun olduğunu varsayarsak... Şimdi bu koyun ırklarına istenen para... Hani ben çok sizin sektörünüzü bilmem. Dediğim gibi yani benim ilçemde ve benim ilimde çok olan değil. Bu benim kendi tamamen şu koyuna bireysel hastalığım. Yani ben bunu seviyorum yani. Çok hoşuma giden bir koyun ırkı. Şimdi Suffolk'lar, işte Doğu Frizler vesaireler. Bunlara da çok ciddi rakam istiyor ama. Yani atıyorum adamın istemiş olduğu rakamdan Türkiye'de toplu 10 kuzu çıkmaz. Evet. Yani 11. kuzuyu bulman çok zor. Tamam onlar bu rakamı istiyorlar ama senin... bu koyundan çok fazla. Peki şunu da soracağım canım kardeşim. Şimdi az önce amcama da sordum aslında da. Sen birazdan sosyal medyada paylaşım. Yani adam tak atıyor bir tane. İşte bu Kangal. İşte bu bilmem kimin çocuğunun bir... Abi bunu üreten sadece Türkiye'de bir kişi var ya. Yani herkes elindeki mevcutu bir yere bağlamaya çalışıyor. Yani şunu söyleyeyim ben. Bu sonradan sonraya türedi de siz mi edindiniz? Yoksa bu içinizde vardı da siz seleksem ettiniz. Ben kısa ve öz bir örnek vereyim abi. Şimdi atıyorum yetiştirici, normal bir yetiştirici yani sürüsü olan. Gitmiş işte ileri gelen bir yetiştiriciden Kangal koç almış. Hı hı. O koçu katıyor, adam benimki de Kangal oldu diyor. Ha bir kere de. Bir kere de veya üç kere de veya dört kere de. Bu birle, ikiyle, üçle, dörtle olacak işler değil abi. Buna yılların emeğe sinmesi lazım. Evet. Ki dönmesi için yani. O da çok zor. Ta ebesine de çekiyor, dedesine de çekiyor. Tam yani noktasını bulması öyle kolay olmuyor. Peki güzel kardeşim. Şimdi gerçi ben de amcamla aslında aynı kafadayım. Yani bir batırmanın burada olmuş şurada olmuş olması, hani çok yukarıda çok aşağıda olması bana da çok böyle mantıklı gelmiyor. İşte gözünde kara var değil. Neye göre değil? Şimdi benim elimde 1951 yılında yazılmış bir profesörün yazmış olduğu kitap var. Orada eski, yani onları da tahmin ediyorum ki hani anlık çekseler 1950 yıllara ait resimler var böyle siyah beyaz olmalarına rağmen. Orada akkaraman örnekleri var. Böyle böyle şöyle şöyle olmalı diye. Mesela bunların birkaçının içinde hafif gözlerinde siyahlık ya da atıyorum böyle bir el gibi yama gibi resimler var. Şimdi baktığımda da onların çoğunun melez, kırma vesaire olduğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru sence? Şimdi abi zaten işin gerçeğine kaldı mı, batırmaya atan hayvan ya gözü karadır ya kulağı karadır. Siyah pigment olmak zorunda. Yani şimdi gerçekten o kulağında mühür olanlar olsun, böyle kesme çizgi olanlar olsun. Yani bunlar gözü kara olanlar olsun, orijinal hayvanlar zaten. Evet. Yani Kangal'ın genetiğini araştırdıkları zaman zaten boza dönüktür abi. Evet. Kesme siyah olan. Yani derin batırma şu anda günümüzde gençlerin biraz daha heves ettiği diyeyim yani. Bir farkındalığı var mı? Yok, yani abi, atıyorum. Kesinlikle. Boz koyunla
batırması yüksek olan, yani ikizliği mi fazla ya da örnek veriyorum sütü mü başka? Çok mu et tutuyor? Sade bu mu yani? Sade şu renk mi? Sadece ağzındaki siyahlık abi. İki parmak fazla olmaz. Başka hiçbir şey yok. Artısı yok yani. Ama o fazla olanlar da az önce kurmuş olduğun gibi çok para istiyorlar ama koyunlara. İşte. Yani yazık günah ya. Bakın arkadaşlar. Burada damızlık satan ve az önce de bahsettim. Türkiye'de sayabileceğim ilk 5 damızlıkçılıktan bir aileyle konuşuyoruz burada. Baba da aynı cümleyi kuruyor. Oğlan da aynı cümleyi kuruyor. Yani bir batırmanın iki parmak yukarıda olmasa, ya batırmadan evvel bu hayvanın beli düz mü? Bu hayvanın basarı sağlam mı? Atıyorum koç alıyorsanız özellikle genetik geçirgenliği nasıl? Buna bakın yani o batırmaya, şuna buna çok takılmayın diye düşünüyorum. Peki sosyal mesajımı da verdim. Gerçi sizin yanınızda amca vallahi senin yanında böyle konuşuyorum ama özür dilerim ha. Yanlış cümle kullanıyorsam da dürt beni. Depikle yani burada tamam mı? Oğlum yavaş yürü biz buradayız falan da yani. Yani şu anda dürt beni gözünü seveyim. Abi şu anda piyasa genelinde ağzında siyahlık olsun da arkası nasıl olmuş, beli nasıl olmuş hiç umrunda değil yani. Adamın yeter ki ağzındaki o batırma siyah 2 santim fazla olsun. Bu mu yani olay? Bu yani. Şu anda yetiştiririz. Onda 9'u bu buna takılıyor. Efe'nin resmini koç, çektik. Koç. Efe'nin ağzında 2 parmak kara fazla olsun. Direkt 10-20 milyar fazla. Değişen ne? Kendi 10 numara bir şey. Ha, değişen bir şey yok. Ya, aynı hayvan yani. Aynı hayvan. İnan 2 parmak ağzındaki kara yüksek olsun. 10-20 milyar fark eder. Direkt. Ben bir şey demiyorum amca. Yorum da yapmadım neyse. Kalsın. Ama değişen hiçbir şey yok. Aynı hayvan. Yani. Şimdi durmuşum. Tamam bunları söyledik. Piyasadan falan da bahsettim. Ben aslında bu koyun ırkıyla ilgili burada çoğu yetiştirici. Mesela amcamla biz az önce konuşurken biz 1.45'e kadar ikizlikte çıktık falan diyor. Yani bunlar şimdi literatüre baktığın zaman çok ciddi bir rakamlar. Literatürde ne geçer? Bu 1.10-1.20. Yani örnek veriyorum bizim gibi program çeken bir adam dersini buraya çalışarak geldiğinde bakacağı ilk kaynaklardan bir tanesinde ikizlik 1.11.20. Ben biliyorum ki çoğu sürülerde bu koyun aslında ikizliği çok yüksek. Örnek veriyorum. Mesela bu sene siz gence döndüğünüz için ikizliğiniz biraz aşağıda ama bundan önceki senelerde biz çünkü arkadaşlar Durmuşay'la bizim arkadaşımız 3-4 yıllık bir en son Kayseri Fuarı belki de daha fazla ha. O zamandan beri arkadaşlığımız var. İlk öt telefonda konuşurduk. Peki kardeşim yani yetiştirici şimdi buna 1.20, 1.10 derken mesela biz 1.40'ı nasıl yakalıyoruz kardeşim? Şimdi abi 2 yıl öncesinde bizim ikizlik oranımız %65'e çıktı. Evet. Buna da açıklık getireyim. Arkadaşlar şimdi diyor ki işte nasıl oluyor falan filan diyor işte yalan dolan. Bizim bu tüm ikizlik oranlarımız gayetlerde geçti zaten. Evet. Ki bir de biz bu ikizlik oranını yaylımda alıyoruz. Yemlemeyle falan da değil yani. Eğer yemlemeyle falan biz bu ikizlik oranını alacak olsak %95'e çıkarırız biz bunu. Evet. Evet. Ama Mera'da, Otla, işte Anız'la falan bu halde yani alabildik biz. Ha şurada atıyorum 470 tane anaç varsa bunun minimum 250-270 tanesi zaten ikiztekidir. Evet. Dişilerin yani. Ağırlık olarak dişileri ikizteklerinden bıraktık biz abi. İkiz eşi aslında arkadaşlar. Hani ikiz doğuran koyunun dişisini bırakıyor demek istiyor. Evet. Bazen şiveler falan çok tutmadığı için insanlar yani, karıştırabiliyor. Ondan böyle bir de, şey yapıyoruz. Abi koçluk attıktan sonra biz tek elden güdüm yapıyoruz. Ne demek? Açıkla. Yani şimdi az önce dedim ya mesela ben seni anlıyorum aslında ne demek istedin de. Evet. Şimdi bizi her bölgeden yetiştirip seyrettiği için bu ne demek? Şimdi şöyle söyleyeyim abi. O koyunun çobanı kim ise koç katımda değişim yapmak. Ha hep o sabit gidiyor. Sabit gider. Koyun koçtan çıkana kadar. Biz yatağını değiştirmeyiz. Sabit yataklarında yatar koç katımında. Tabii bunlar yaylacılıkta çok önemli şeyler. Hani gece yatağında özellikle boyraz olmaması lazım. Poyraz yeri değmemesi lazım. Tabii bu da 30 yıllık tecrübenin artısı yani Durmuş'cum. Şimdi bana rüzgar yapıyorsun burada poyrazdır, karayeldir ama 30 yıllık tecrübenin verdiği bilgilerle. ama buradan da yetiştiricilerin evet bunlar çok. Bakın arkadaşlar ben hep söylerim koyunculuk küçük nüanslarda saklıdır. Zaten pardon sabit olanı yapıyorsunuz. Güdümü zaten yapıyorsunuz. Yemini zaten veriyorsunuz vesaire. Ama bakın bir poyraz ben her zaman şunu örneklendiririm. Bir gıdım bir pakmaya, bir gıdım bir karbonata, bir koyunculukta damın güneye mi kuzeye mi bakması neler değiştiğine inanamazsınız bile yani. Evet. Ben şöyle diyeyim. 54 yaşındayım.
Evet amcam. 54 yaşındayım, daha bilmediğim yeri var. Bu koyunculuk geriden yaparım demeyle olmuyor. Şimdi arkadaşlar çıkıyor, malcılığa başlıyor. Bir şey bilmiyor, ben senden neyi bilirim diyor. Nasıl biliyor ben anlamıyorum. Ben inanın yani bunu ciddi diyorum. 54 yaşındayım, daha eksiğim var. Doğru, hep var. Hep öğrenmeye çalışıyoruz. Ben yani bunun arkasında doğdum, arkasında büyüdüm. Dededen, babadan gelen meslek. Halen bilmediğim var diye söylüyorum ama yine atıyorum bir senelik, iki senelik malcılık yapıyor. Ben senden neyi bilirim? Bahar geldi mi 100 koyun alsa ya 50 ya 60 kuzu ya alıyor ya almıyor. Bunu bilmek mi? Bilmek gaye ne kadar üretimde fazla alın o. Düzgün yapan. Peki amcam bu işi öğrenmek, örnek veriyorum. Ben sana geliyorum koyun kuzu almadan. Az önce dediğim gibi defterden kitaptan çalışmak mı? Deneme yanılma yöntemi mi? Hayır. Tecrübe defterden kitaptan da. Önce bu malı seveceksin. Abi merak edeceksin. Yaşayacaksın. İçinde yaşayacaksın. Göre göre yani. Yazıyla okumayla falan olacak işte. Onun için yaşadıkça diyorum ya 54 yıldır bunun içindeyik. Yaşadıkça daha eksiğim var diyor. Ne mutlu. Çoğu kabul etmeyen insan var. Yani bu ya o etmeyene ben kesinlikle ben inanmam. Etmeyene inanmam. Benim babam, dedem şurada yani hayvancılıkta önde gösterilenidi. Yahya'da tek çoban derlerdi misal babama. Yani oralardan tecrübe alarak geldim. Ben bilmiyorsam bu nasıl üniversiteden çıkacak atıyorum, okuldan çıkacak bilecek. Değil mi? Bunu yaşayacak. Çok da meraklı olacak. Evet. Durmuşçum sana şu soruyu da sormak istiyorum canım kardeşim. Şimdi buralarda biz yaylacılık yapıyoruz. Koyun gütmeye çalışıyoruz. Damızlık satıyoruz. Mesela senden damızlık almaya gelen ya da oturup bilgi paylaşmaya gelen, misafir gelen. Mesela öngördüğün ilk davranışlarıyla, mesela ilk yanlışları neler oluyor bu koyun hakkında? Yani bilerek mi geliyorlar, bilmeden mi, kulaktan dolmayla mı geliyorlar? Abi şimdi genellemeyi hani gale alacak olursak herkesin tek idoli kafa yapısı. Yani hayvanın basarı nasıl, arkası nasıl, işte beli nasıl, genişliği nasıl, ön kısmının dikliği nasıl, tüy yapısı nasıl umrunda değil. Kafasında sömek olsun da veya batırma olsun da nasıl olursa olsun. Bu mu yani? Yani şu anda çektiğimiz sıkıntının onda dokuzu bu. Siz de otomatikman bu sefer ticari anlamda ticareti düşünerek ona mı dönmeye çalışıyorsunuz? Ya mecburen abi, şu anda ben batırma koç hastası değilim bak. Açık açık söylüyorum bunu. Ama gelen müşterimiz işte batırma istediğinden dolayı mecbur kaldım artık. Hani normalde ben boz hastasıyım. Evet. Ama gelen yetiştirici işte batırma olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Sırf onlar için döndük yani biz bu işe. Peki kardeş, iyi kötü sosyal medya sayfaları ya da kendi bölgende gördüğünde bu tarz ırkı bakan arkadaşların yaşamış olduğu mesela ne gibi şeylerde hatalar yapıyorlar? Ne gibi yanlışları var mesela? Ya abi şimdi ya sen bu başarıyı yakalarken de mesela onlar niye bu başarıyı yakalayamıyor? Abi biraz tam detayına girmeyin de doymuşluk var. Niye girmiyorsun? Biraz doymuşluk var. Artık yani yükünü tutan tutmuş. Doymuşluk var. Müşteriyi gale almama var. Arıyorsun adama mesela, fiyat soruyorsun. Fotoğraf istiyorsun doğal olarak. Seni ters tepiyor. Hani abartılı fiyatlar söylüyorlar. Yani bunlar artık insanı gerilendirdiler. Evet. Yani bu da ilgi alak olmayınca abi ister istemez müşteriyi kendileriyle kendiler tepiyor. Evet. Durun şunu da söyleyeyim ben sana. Mesela az önce de bahsettik. Dedik ki Türkiye koyun nüfusunun %50'sini Akkaraman ve Kangal koyunu beraber paylaşırken neden aslında olması gerektiği bir noktada değil bu koyun? Abi, yetiştiriciden mi kaynaklanıyor? Onların fikirlerinden mi kaynaklanıyor? Başta söylediğim gibi abi destek yerine birbirimiz artık köstek oluyoruz. Evet. Yani bendeki atıyorum işte Ahmet Dolmasın, Ahmet'teki Mehmet Dolmasın yani çekememezlik bir hasetlik aldı başını gidiyor abi. Şu anda yani birbirimize destek olsak Türkiye olarak veya yetiştiriciler olarak çok farklı yerlere geliriz. Hepimiz birden. Şimdi mesela son atıyorum bir Anadolu Merinosu olsun, bir Polatlı Merinosu olsun. Mesela Malya koyununun bunlar anne hattıyken işte Akkaramanlar, Kangallar vesaireler. Son zamanlarda bu konuyla ilgili şimdi bunların yaşama gücü çok yüksek. Doğaya tutunuş çok yüksek. Mereden faydalanma çok yüksek. Yani şimdi dünyaya baktığımızda biz iyi kötü biraz dışarılardan
Bunu gözlemlediğimizde örnek veriyorum. Bunun aynı cemeresini ivesi çekmiştir mesela. İvesi koyunu. Siz şu anda asaflara falan bakın ya da avasillere falan bakın. Bunların hep kanlarında ivesiler var. Hatta en son bir camiada dönen sıkıntılardan bir tanesi. Gerçi ondan sonra çözüldü ama o arada kaçtı mı kaçmadı mı bilmiyorum. Bu Kangal'la Akkaraman'ın embriyolarını yurt dışına götürmeye çalışıyorlardı. Çünkü neden? Bazı ırklarda bulunan kusurları bunlarla nötrleyebiliyorsunuz. İşte doğaya uyumuydu, soğuğa verdiği reaksiyondu, gücü, kuvveti, dirayeti, ayağı boyu veya ne yapmak istiyorsan gibi. Ama çok geliştirilmediği. Şimdi ben size de bakıyorum, örnek veriyorum. Sizde de çok kapalı. Hani ikizlik dediğim gibi 1-10-1-20 kime sorulsak. Ya da atıyorum bizi aranlar, ya abi diyoruz ki Kayseri'den sallıyorum. İle takılı kalma. Kayseri'den aradan arıyor. Ben de diyor 400 Akkaraman Kangal var. İşte televizyonda, internetten, şuradan buradan görmüş. İşte Merinoslar'da bilmem ne ırkında falan ikizlik yüksek. İşte ben bundan yapmak istiyorum. Ben de bu sefer adama dönüp diyorum ki abi elinde Kangal gibi, Akkaraman gibi koyun varken sen niye buna özeniyorsun? Sen bu koyunu alacaksın şimdi, yaylaya çıkaracaksın. Bu koyun orada otlama popülasyonu senin arazine müsait değil. Ondan bak diyorum. Abi bizim koyun ikiz yapmıyor. Burada suçlu kim? İşte ben de onu diyorum abi, o yerli ırkımıza değil de diğer ırklara verilen, yani çiftlik usulü yapılan otlatma olsun mesela, besleme şekilleri kendi yerli ırkımıza yapılsın, bundan da o verimi alırız. Değil mi? Yani. Peki neden atıyorum çoğu yetiştirici bu konuyla alakalı mesela yatkın değil buna Durmuş? Hani ne atıyorum, çok iyi bir işletmeyiz. Burada olduğumuz için bunu örneklendiriyorum bak. Çok iyi bir işletmeyiz. Aynı böyle o Marmara'da ya da bazı yerlerde gördüğümüz gibi işte yerden yükseltmeler, şunlar bunlar. Biz bunların en iyilerini neden o tarzlarda yapmıyoruz mesela? Neden Ar-Ge yapmıyoruz? Şimdi abi bu konuyu şöyle açayım ben sana. Bunu diyen adamın 10'da 9'u mala takım elbiseyle girip çıkandır. Evet doğru. Bak, bir de o var yani. Girip çıkandır. Evet. Çobana bırakıyor, saldım çayra Mevlam gayra. Değil işte mi? Çoban nasıl gidiyor, koç katımı nasıl gidiyor veya işte koçsama durumu nasıl, iyi mi kötü mü, hangi koç uzun sürüyor, hiç bunlar yani çoğu yetiştiricileri takip etmiyor. Değil mi? Yani şimdi bana soruyorlar işte bu koyundaki numaralar ne diyor çoğu yetiştirici. İşte Messenger'dan yazan oluyor, işte normal arayan soran oluyor. Ben de söyleyeyim, açıklık getireyim programda. Arkadaşlar bu numaraların her birinin yazılı olması koçların kayıt tutması demektir. Evet. Atıyorum sistem, 10 evet. numaraya bir numaralı koç atlamış. Hepsi kalem kalem bizde kayıt altındadır. Evet. Yani bu numaralarda soruyorlar. O yüzden biz numaralandırıyoruz koç katım esnasında. Ya bu bir yerde de doğru. En azından arkadaşlar bakın, bu aslında bu numara belki onu yazan arkadaşlara çok yabancı geliyor olabilir ama insanlar bunu belki 10-15 yıldır kullanıyorlar bu numaraları. Hem kayıt takibi anlamına kim kime aşım yaptı ya da atıyorum karşımda 109 oturduğu için aklıma geldi direkt. 109 numaralı koyun ikiz mi yaptı, tek mi yaptı, diş mi yaptı, erkek mi yaptı, kuzusu öldü mü, sağ mı, değil mi? Bunun kontrol edebilmek, işte bu koyunun kuzusu demek. Hem alan adam için iyi, hem Durmuş Ali için iyi. Kendi damızlık bırakırken de ne bıraktığını bilir, alan adam da damızlık alırken ne aldığını bilir. Bu o yönden çok çok önemli. Hocam bir de bizim memleketimizde bilinçli hayvancılık yapılmıyor. Evet. Bir de şu krediler çıktı. Kredi çıkınca bilen de alıyor, bilmeyen de alıyor. Bu da denetim altında olmadığından dolayı şimdi arabacısı da alıyor, öğretmeni de alıyor, hakimi de alıyor. Alıyor da alıyor. Atıyor bir Afganlı getiriyor. Ya Afganlı vallahi koyun sürmesini bilmiyor. Evet. Bu onda sekizi. Belki içinde bir iki çıkıyor bak. Onda evet. Sekizi koyun sürmesi, koyunculuk kolay değil hocam. Doğru. Burada çok ne doğru. Ölmüş, kalmış, gitmiş. Ne kredi aldım ben filanın Ahmet'in, Mehmet'in 100 koyunu var. Ondan sonra geliyor 2 sene sonra iflas. Batıyor. Ha, bu sefer piyasaya. Hem kendi ya. Zararı hem milletimizin zararı bu. Milli servet. Milli servetimiz. Yazık günah. Yani bu Afganlar şimdi o çoban diye getiriyorlar. Vallahi diyorum, tekrar diyorum, onda 8'i koyun sürmeyi bilmiyor hocam. Evet. Ha, bunun başına dinelirsen hiç yani en azından şurayı şöyle çevir. Dersen, hastasına bakarsan, sarısına bakarsan bu hayvancılık yürür. Yoksa yürümez. Şu hayvanı ben yazın burada koyayım, tüm ağrı. Evet. Yaylaya götürme. Bunu bilmeyen adam olsa ya ağrıma, sarlık hastalığı biliyorsunuz. Bir gün geçti mi o hayvan ölür. Doğru. Ya da emrazlanır. Doğru.
Bunlara şey yapmıyor yani, bilinçli yapmıyor daha doğrusu. Bu çok, ileriye çok zor doğru gider hocam. Yapmam şimdi, canım, o kadar. Niye zor gider? Şu evet anda Afganlara güvendik. Yeni neslimizde heves eden yok. Heves edene de fırsatlar verilmiyor. Al, çocuklara kız bulunmuyor. Onlar da haklı. Doğru. İnan şurada ne? O koyunu var diyorlar. Değil mi? He. Ya aslında hani karbiden kız vermiyorlar ama şimdi bilinçli mantıklı koyunculuk yapanların gelir düzeyi vallahi bir memurdan iyi. Gelir hani, düzeyinden evlenin korkmayın. İnsanlar bu koyun boyu sağdırtıyor. Gelir yani düzeyinden ziyade şimdi sağma yok etme yok. Geliyor evet bizim hanımlar burada bir piknik yapıyor. Ondan sonra çekip akşam geri evine gidiyor. Eskiden göçerdik, evet sağırlardı, evet çadırlarda dururlardı. O yok ki şimdi, vallahi koyuncunun hanımı ötekinden rahat. Doğru. Öteki gidiyor 8 saat çalışıyor emir altında. Evet. Bunlar yine de neymiş, koyunum kokuyor. Ya benim ekmeğim koksun, ben onun değil kokusuna mi kurban olayım. WhatsApp'tan yazma biliyorsun, gelirken şunu al bunu al. Ha. Yerde yürüyen süpürge al deme. Bu neyle alınıyor zannediyorsun sen diyeceksin. Yok şu gerçekten. Gerçekten şu anda hayvancılık hayvancıların genel olarak işleri çok rahat. Evet. Evet, yani artık kolaylaştı mı amca? Peki geçmişten günümüzde kolaylaştı mı hayvancılık? Kolaylaştı. Çok kolaylaştı. Eğer bizim dönemimizde kim olsa şu anda bir tane malcı kalmaz. Değil mi? Evet. Biz çok zorluklarla kimse yapmaz da. Zor olur yani. Şimdi aslında amcam normalde programın sonunu özetledi yani. Döndü dolaştı bir yere. Hani koyun ırkından hatta sosyal anlamda mesajını verdi. Durmuşum buradan Kangal Akkaraman demeyeyim. Aslında programımız bugün Kangal programı da. Kangal koyunculara vermek istediğim mesaj olabilir. Ya da yeni bu işe girecek arkadaşlara mesaj. Yapıp da damızlıklarıyla değiştirmeye gereken arkadaşlara bir mesaj söylemek istediğin son. Buradan tüm hayvanseverlere, tüm yetiştiricilere şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Birbirimize köstek yerine destek olursak Türkiye olarak, milletimiz olarak daha ilerlere gidebiliriz. Ama destek değil de köstek olursak kendi kendimizi bitiririz yani. Kimin eline ne geçer? Yani hiçbir şey geçmez abi. Atıyorum ben onu kötüleyerek, o beni kötüleyerek, şunu kötüleyerek, bunu kötüleyerek bir yere varamayız biz. Evet. Ama birbirimize destek olursak, birbirimize sarılırsak daha farklı yerlere geliriz inşallah. Ya inşallah hep Allah hani gönlümüzden onu geçiriyoruz. Yani hani bu gibi şeylerin bitmesi taraftarıyız ama insan oluyoruz. Ben çok bu işlerin tamam sosyal mesaj olarak belki bunları söylüyoruz ama ileri düzeyde ben bu noktaya geleceğini çok düşünmüyorum. Peki şu fikrinde son kapanışa giderken hem mesaj olarak öğrenmek istiyorum. Şimdi yaşça benden birkaç yaş küçüksünüz. Ben de amcamdan bayağı ufağım. Son jenerasyonuz biz. Tamam amcam artık emekli erliyor. Ufak vakti geliyor. Yine egemenliği hani babacan tavır belki gene işletmenin tepesinde ama neticede alt kesim son jenerasyon olarak. Buradan onlara söylemek istediğim bir şey. Yani bu Akdeniz'de olmuş, İç Anadolu'da olmuş, Ege'de olmuş bir önemi yok. Yeni nesil gerçekten amcamın dediği gibi alttan yetişmiyor. Yani buradan söylemek istedi. Çünkü o olan az önce tıracağım, az önce de inekçi olacaktı. Değil mi paşam, değil mi? Bilelim. Abi şu anda alt nesil istemiyor. Niye istemiyor? Destek konusunda sıkıntı yaşıyoruz biz. Evet. Hani sigorta konusu olsun, evlenme konusu olsun. Bilhassa evlenme konusunda şu anda yani 100 tane çoban varsa gidin sorun bunun 99'u kız bulamıyoruz şikayetini söyleyecektir evet, size. Evet. Hadi sigortayı bir şekilde cebinden koyun satar, kuzu satar bir şekilde yatırır. Evet. Ama evlenme konusunda çok zorluk çekiliyor. Hayırlısı olsun diyoruz. Yani programın sonuna giderken kardeşim ağzına emeğine sağlık. Ben amcamdan da son cümlelerini almak istiyorum. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sana. Ben teşekkür ederim abi. Amcacığım senin buradan yeni nesle söylemek istediğin hani tamam biz ve bizden sonrakilere bu hayatı yaşamış bu işin içinden gelmiş olan insanlara söylemek istediğin amca. Bundan sonra şu meslek benim gözümde bulunmaz meslek. Eski sanatkar meslekleri gibi olacak değil mi amca? Böyle aynen, aynen öyle gibi. Ve de hem ticari açıdan hem de şimdi çok rahat. Bence gençlerin bu mesleğe atılmasını ama bilenlere sormasını bilmesi lazım. Doğru, o çok doğru. Sormasını soru çok iyi bilmesi lazım. Evet. Araştırması lazım.
Yalnız dediğim gibi dışarıdan gelenler bizim hayvancılığımızı bitirir. Onlar yapıyor görünüyor şu anda da. Şu Afganlı çobanlara tekrar değineyim. Başında bekleyenlere sözüm yok. Ama Afganlı çobanın önüne sürüp de evde kalan her zaman kaybeder. Evet. Amcacığım ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle malları gösterdiğiniz için. Şimdi bu saatte normalde malın merada olması gerekirken bizi kırmayıp bunları kapattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. 1-2 saat mesai izni, gece mesai izni uzatacağız ama hakkınızı helal edin. Hocam. Helal olsun. Siz de helal edin. Memnun helal olduk. Olsun. Her zaman bekleriz. Ben buyurun. tekrar teşekkür ediyorum. Biz de evet teşekkür arkadaşlar ediyoruz. Bu hafta Kayseri Yahyalı'daydım. Durmuş Ali kardeşim ve Bilal amcamın bunların zaten aile işletmesi. Onları kangal koyunu çekmeye çalıştık. Çok detaylarda da görüyorsunuz. Hani bu zamana kadar belki çekilmiş akkaraman kangallardan bir tık daha farklı gibi görünüyor olabilir ama daha orijinallerini çekmeye çalışıyoruz. Akkaramanın da kangalın da. Burası gerçekten bu işi layıkıyla yapan Türkiye'de benim dediğim gibi 4-5 işletmeden bir tanesi. Arkadaşlıkları, dostlukları da çok çok iyi insanlar. Ben buralarda alıp almamanın bir önemi yok. En azından merak da ediyorsanız doğru koyunu doğru insanlarda görüp doğru bilgi alırsanız yarın öbür gün bu işe başlamaya çalıştığınızda en azından maça 1-0 önde başlarsınız. Bu benim kendi şahsi görüşümdür. Evet arkadaşlar, bir küçük baş saat programından sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kaliteli damızlığın adresi Ede Hayvancılık Damızlık Merinos İşletmesi Küçükbaş Saati'ni sundu.